أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet. Babu vakfı Hamza ve Hişam alel hems. Bu konu neyle alakalı? Hamza ve Hişam'ın hemzeler üzerindeki vakıflarıyla alakalı. Konu cidden kitaplarda da yazdığı üzere min ashabil mesail diyor. Yani ağır bir konu ki Tayyibe'nin diliyle bu hepten ağırlaşıyor aslında. Tayyibe'nin diliyle daha farklı bir hale geliyor. Çünkü malum bir iki beytle, mısra ile beraber dünya kadar meseleyi işin içine alıyor. Dolayısıyla anlaşılmasında bayağı bir müşkil söz konusudur. Ve huve müşkilün demiş. Yahtaj ila tahkiki medahibi ehlil arabiyye. Yani Arap ehlinin mezheplerini iyice bilmeye bağlı. Bunu çözebilmek, bunu halledebilmek. Ondan sonra Mesahif-i Osmaniye'yi aynı şekilde rivayetleri ne kadar bu anlamda etkili birçok şey var. Meseleyi ben içten içe alayım, sindireyim desen iyi bir Arapça, Mesahif-i Osmaniye'yi sağlam tarafından bilmek vesaire vesaire. Biz İmam-ı Cezeri Hazretlerinin anlattığı diyelim ki minval üzere burada meseleyi izaha çalışacağız. Cenab-ı Hak bizlere güzel ifade, sizlere istifade ikram eylesin. Şimdi bunun inşallah fotokopisini de veririm. Yani elimde bu dersle alakalı yapmış olduğum bir takım çalışmalar var. Normalde İmam-ı Cezeri Hazretleri dersi bu şekilde yapmıyor. Yani işte benim burada tasnifim var. Bu tasnife göre, yani bu tasnif zaten İmam-ı Cezeri Hazretlerinin beytleri üzere şekilleniyor. Sadece biraz daha işte nasıl anlayabilirim? Ben kendi açımdan olayı değerlendirdim yani. Daha önceden de söylemiştim. Yaklaşık bir 10 yıldır elimize Tayyibe'yi almayınca bu sefer ciddi ciddi oturup böyle yani ter dökmek icap ediyor. Ki bu da sadece bu konu işte bu vakfı Hamza ve Hişam meselesi yani yanlış hatırlamıyorsam saatleri unutmadıysam böyle bir en az 6-7 saatimiz sadece bu konu aldı yani. Ama elhamdülillah çok tatlı bir hale benim açımdan geldi. Sizin açınızdan da gelmesi için zaten bu gayretin %90'ı o anlamda. Mutlaka mesele anlaşılıyor. Anlaşılmayan bir şey yok ama yani başka nasıl bunu rahatlatabiliriz? Şimdi başka nasıl bunu anlaşılabilir hale getirebiliriz? Daha nasıl rahat anlaşılabilir? Bunun üzerine elhamdülillah Mevla'nın verdiği vakitleri öyle sarf etmeye, sarf etmeye gayret ettik, harcamaya gayret ettik. Şimdi diyor ki اِذَا تَمَدَتَّ الْوَقْفَ خَفِّفْ هَمْزَةً تَوَسُّطًا اَوْ طَرَفًا لِحَمْزَةً اِذَا تَمَدَتَّ اِذَا تَمَدَّ kastettiğin zaman da neyi? El-vakfe vakfetmeyi kastettiğin zaman unutmayalım ki bu vakfetmeyi kastettiğimiz yerde Hamza ve Hişam için hep hemze var ama. Yani devamlı durduğumuz yer hep hemzeli olan bir yer. Devamlı hemzeli olan bir yerden bahsediyor. Durduğumuz yer işte bir meddarız, işte ne bileyim farklı farklı ya'lemun, ta'lemun böyle farklı harfler değil. Değişik diğerleri. Sadece hemze. Durduğun yer hemze. Bu lazım sana. Dolayısıyla böyle hafif hemze. Bu hemzeyi tahfif et. Durduğun zaman hemzeyi tahfif et. Bu genel bir ifade. Yani tahfif etmek meselesi genel bir ifade. İbdal, sonra teshil, nakil, hazif, idgam. Değil mi? Mesela diyelim ki hemzenin ibdali. Tahfif etmek, yani bu okuma kolaylığı diyelim biz ona. Okuma kolaylığı diyelim. Okuma kolaylığı nasıl oluyor? Hemzenin ibdaliyle okuma kolaylığı oluyor.
yu'minun yu'minun mesela. Efendim hemzenin tesiliyle şurakâukum diyorsun. Mesela bu bir kolaylık. Niye? Normalde şurakâukum nerede? Değil mi? Şurakâukum nerede yani? Evliyâeh diyorsun yani. Bu kadar basit. Ondan sonra işte idgam mesela. Hemzenin işte idgamı diyelim. Hazif, hemzenin hazfedilmesi. Süfehâ diyorsun. Hemze gitti. Bir elife kadar düşüyor burası değil mi? Yani normalde meddi muttasıldır. Beşe kadar çıkarman lazım. Ama dima dedin, bitti ya. Dima demekle mesele bitiyor yani. Okuma kolaylığı. Evet. Şimdi bu hemze neredeyse tahfif edilir. Tevessutan, tevessut halinde. Yani hemze-i mütevessita diyoruz buna. Kelimenin neresinde hocam? Ortasında. Tabii kelimenin ortası derken burayı şöyle anlamayalım. Beş harfli bir kelime, bunun üçüncü harfi hemze. Bu değil yani. Bak beş harfli bir kelime, üçüncü harfi hemze olacak. İşte yedi harfli bir kelime olacak, dördüncü harfi hemze olacak. Bu değil. Ne o? Birinci harf kelimenin başı. İki, üç, dört, sondan bir öncesine kadar hep orta. Anlaşabildim meseleyi. Yani kelimenin bir kelimeye ait harflere baktığın zaman o kelimenin ilk harfi değil, son harfi de değil, hangi harfi olursa olsun. Tevessut bu. Ev tarafen veya taraf. Taraf ne demek hocam? Taraf son. Değil mi? Sonda vaki olan harften bahsediyor. Hemzeden yine tabi bahsediyoruz. Li hamze. Bu kim için bu? İmamı Hamza için yapılacak olan mesele. Yani gerek tevessut halinde, mütevessit, gerekse tarafta, yani buna ne diyoruz? Mütetarrif, tarafta vaki olan. Hemze ne yapılır? Hamza için vakfedildiği zaman da mutlaka bir tahfif söz konusudur. Mutlaka bir tahfif yapılır. Sonra bu ikinci beytten itibaren arkadaşlar, az önce de söylediğim gibi ben bunu kaide kaide düzenledim. Yani kaç tane kaide var? Toplamda bize burada bahsedilecek olan efendim toplam 17 tane kaide geçiyor. Yani 17 kaideye göre. Mesela sarf ilminde hatırlarsınız değil mi okurken diyelim kale aslında kaveleydi. Değil mi? Vav illet müteharrik makali meftuh elife kalbetti kale oldu falan. Bunların yanlış hatırlamıyorsam bir 40 civarında kaide vardı böyle. Değil mi? İler kaideleri meşhur. İşte mermiyün aslında mermuyun idi falan. İşte falanca kaideye göre şu oldu. Filanca kaide 3-5 tane kaide bir araya geliyor. Mermiyün ortaya çıkıyor. Mesela işte gazin aslında gaziyun idi. Şu kaideye göre şu oldu. Bu kaideye hani bir kaide bazen bir kaide iş görüyor. Kavlede olduğu gibi. Bazen iki kaide iş görüyor. Bazen üç kaide iş görüyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Aynı öyle bizim yani hemzelerimizin uğradıkları değişimler bu 17 kaideyle gerçekleşiyor. Bu 17 kaideyle. İmam-ı Cezeri Hazretleri bize sadece mısra bunları dökmüş. Öyle akşam işte bir gecenin bir vakti otururken ben bunu nasıl yaparım diye düşünürken elhamdülillah Allah sarf hocalarımızdan da razı olsun okuturlarken aklıma ya dedim böyle bir şey yapılıyordu ya. Dedim ki ben bunu nasıl yapayım o zaman? Böyle bir şey uyduralım buna bakayım olacak mı? Uydu da yani. Uymadı değil. Evet. Şimdi birinci kaideye başlıyor hocam. Fe in yusekkin. Sakin olursa. Değil mi? Teskin edilirse. Sakin kılınmış olursa. Evet. Billedi yani eğer hemze sakinse. Hemze sakinse. Dikkat edin hocam şimdi okuyacağım şekle. Fe in yusekkin. Eğer sakin olursa. Ebdil, ibdal et. Mısra'nın son kelimesini okuyorum. Bu tabi şiir olduğu için mübarek. Fiil, fa'il, meful, takaddum, te'ekhur. Dünya kadar şey var. Ebdil, ibdal et. Billedi kabl veya kablellezi.
öncesindeki harfin harekesi cinsine. Harekesinin cinsine ise sakin olduğu zaman da hemze. Fe in yusekkin. Hemze sakinse. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın şimdi? Bunun bir cevabı gelecek değil mi? Hemze sakinse. O zaman ebdil, ibdal et. Neye ibdal et bunu? Kabl, öncesinde. Ellezî, öyle öncesi ki vaki olan yani. Ellezî kabl, öncesinde vaki olan. Dolayısıyla bu birinci kaide. Ne o? Hemze sakin olursa ma kablindeki harfin harekesi cinsin neyse harfimet olarak karşılığı oraya bunu çevir. Mesela işte te'lemûn. Mesela te'lemûn. Ne var burada? İbdal diyoruz değil mi biz buna? Hemze burada sakin mi? El cevap sakin. Ma kablindeki harfin harekesi ne hocam? Fetha. Fethanın cinsi olan harfimet ne? Elif. O zaman nasıl okuyacaksın bunu? Te'lemûn okuyacaksın. Tabii bu genel bir kaide. Bu genel bir kaide. İster tevessutan yani te'lemûn gibi olsun. Te'lemûn gibi. İster hemze kelimenin ortasında olsun. İsterse ikra gibi sonunda olsun. Anlatabildik mi meseleyi? İster ikra gibi hemze kelimenin sonunda olsun, isterse te'lemûn gibi kelimenin ortasında olsun. Artık ortası kabul ediliyor. Yani dedik ya birinden son harfine kadar arada hangisi olursa olsun. Bu artık mütevessıttır, bitti. Ortada. Ve bu mütevessıt binefsihidir. Yani başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendi haliyle olduğu gibi ortada. Kelimenin ortasında. Çünkü mütevessıt bi gayrihi falan da var. Normalde kelimenin ortasında değil. Mesela kelimenin ortasında değil, kelimenin başında. Ama bir önceki kelimenin son harfinden dolayı ortada sayılıyor. Mesela Yusufu eyyuha. Yusufu eyyuha. Şimdi eyyuhanın hemzesi normalde nerede hocam? Kelimenin başında. Ama ondan önce ne var? Yusufu var. Yusufu'nun fusu var. Öyle diyelim. Ne oldu? Mütevessıt bi gayrihi diyor buna. Mütevessıt bi gayrihi. Yani başka bir illet sebebiyle. Yusufu eyyuhada olduğu gibi. Bu harf da olabilir. Harf da olabilir. Bu mütevessıt bir kelime. Bir de mütevessıt bir harf var. O nasıl olur? İşte en çok karşılaştıklarımızdan bir tanesi. Bi eyyi. Mesela bi enfüzüküm. Bi emrihi. Mesela. Şimdi emr kelimesinin başında hemze. Doğru mu? Emr kelimesinin başında. Normalde bu yani kelimenin başı olduğu için mütevassıt, mütedarrif falan diyemezsin. Ama diyor ki takripte olan birçok şey var burada tabii. Aşeride de var. Buradaki harfi cerden dolayı ne oldu? Mütevassıt bir gayrihi konumuna düştü. Ortada kaldı kabul ediyor onu. Bir emrihi bir kelime olarak kabul ediyor. Az önceki Yusuf-u Eyyuha'yı da aynı şekilde bir kelime olarak kabul ediyor. Ortada ama kendiliğinden ortada kalan değil. Başka bir şey sebebiyle ortada kalan. Burayı anlatabildim mi? Evet. Yani bu anlaşılması önemli buranın. Eksik bir şey kalmasın. Biz devam ediyoruz. Şimdi burada verdiğimiz misaller zaten işte te'lemûn, bi'rin, nebbi, yu'minu gibi. Bunların her bir tanesi hemze sakin olursa ma kablindeki harfin harekesi neyse onun cinsine ibdal edilir. Evet. Bu şimdi bu verdiğimiz misaller lazım-ı sükun. Yani kendisi orijinal haliyle sükunlu olan hemzeler. Bir de orijinal haliyle sükunlu değil durduğumuz için. Mesela ikra. Nedir bu? İkra'daki hemzenin sükunu lazım-ı sükündür yani. Bu ikra emre hazır olmuş artık mecbur sükun olacak ona. Veya te'lemûn fiil-i muzari olması gereği bunun alması gereken cezim olacak. Bu olmazsa olmaz. Te'lemûn değil de aslında. Ama bir de âril-ı sükun var. O da ne? Yani orijinal üzerindeki bunun efendim sahip olduğu değer sükun değil. Hareke. Ama durduğun zaman
malum sükun olmuş. Ne gibi? Nebe'e gibi mesela. Değil mi? Nebe'e. Felemme enbe'e. Durdun. Nasıl okuyacaksın? Enbe diye duracaksın mecbur. Buna da aridu sükun diyorsun işte. Yani normalde hemzenin üzerindeki üstün, bildiğin üstün yani. Durduğun zaman ancak ortaya çıkıyor. Mesela kuri'e. Durdun. Kuri diye durdun. Otomatik değil mi? Sükun geldi buna. Ya buradaki sükun ne? Arız bir sükun bu. Peki mesela el-lü'lü. El-lü'lü'i. Mesela lü'lü'in. Lü'lü'in. Bu harekesi var bunun. Durdun. Lü'lü diyorsun buna. Mesela bunlar. Bunlar arızı sükun yani. Bir de lazım-ı sükun olanlar var. Lazım-ı sükun olanlar da az önceki söylediklerimiz. Mütevessit olan, burada bu dediğim gibi kağıtları fotokopisini çekeriz, paylaşırız her türlü. Aslında tekrardan belki bilgisayardan oturup yazmış olsak ümmeti Muhammed'e faydalı bir iş yapmış oluruz yani bunu. Mütevessit ve mütedarrif olabilir demiş mesela sükûn-ı arızlı olan kısım. Demiş ki fethalıya misal te'lemûn. Te'lemûn hangisi? Mütevessit. İkra mütedarrif. Elife misal bunlar. Elife ibdale misal. Sonra bi'rin mütevessit. Nebbi mütedarrif. Bu da ye ibdale misal. Sonra yu'minu mütevessitin vava ibdali. Ama enteresandır. Demiş ki mütedarrif olarak Kur'an-ı Kerim'de vaki olmamıştır. Ötreli. Yani ötreli duruş yok. Şey gibi nebbi gibi mesela nebbü diye bir şey yok. Yani böyle bir duruş söz konusu değil. Birinci kaide arkadaşlar. Birinci kaide fe in yusekkim billedi kablübdüli. Birinci kaide bu. Mesele anlaşılmıştır. Burayı geçiyorum diye düşünüyorum yani. Fe in yusekkim billedi kablübdüli ibdal edilir. Ma kablindeki cinsin, ma kablindeki harfin harekesi cinsi olan neye? Harfi medde, değil mi? Harekesinin cinsi olan harfi medde ibdal edilir. Tabi bu arada şöyle bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Belki girerken bunu söylesek daha da güzel olurdu. Şöyle bu tahfif yani okuma kolaylığı dediğimiz kolaylık sadece bir açıdan iş incelenmiyor. Yani bir mevzu sadece ele alınmıyor. Deniyor ki bir kıyasi tahfif var. Mesela bu bir kaideye bağlı artık. Bu saatten sonra. Şu bir kaide. Bir kıyasi tahfif var. Her yerde uygulayabileceğim bir okuma kolaylığı usulü, kaidesi. Bir de yani buna tahfifi kıyasi deniyor. Bir de tahfifi resmi var. Tahfifi resmi de bir kaideye bağlı değil. Bunlar gibi böyle net bir kaidesi yok. Bazı kelimelerde var, başkalarında yok. Buna da resmi hatta yani Kur'an-ı Kerim'in hattına muvafık düştüğü için bir takım tahfifler var. Anlatabildim mi? Tahfifi kıyasi dediğimiz kaidesi belli, ölçüsü belli, her şeyi belli, kuralı belli. Tahfifi resmi kuralı belli gibi görünse de belli bir kaideye bağlı değil. Tamamen resmi hatta muvafık mı? Muvafık. O zaman oku gitsin demişler yani. Onlar da söylüyor. Bunların tahfifi kıyasinin arkadaşlar benim acizane çıkardığım tahfifi kıyasi tabi 10 tane tahfifi kıyasi kaidesi var. 10 tane böyle tahfifi kıyasi. Ondan sonra işte 6-7 tane sona doğru toplamda 17 olacak. Tahfifi resmi diye anlatılmış. Şimdi ikinci kaide. Burası anlaşıldı. Ve in yuharrik hocam fazla yani detaya girmiyorum değil mi? Yani varsa kafaları bulandırıyorsam söyle hocam anlaşıldı daha uzatma falan diyebilirsiniz yani. Allah razı olsun. Ve in yuharrik eğer harekeli olursa şimdi bu ikinci kaide. Hocam aha elimde var bak bunu yazdım. Veririm. Hiç problem değil. Fotokopisini de çekeriz. Her şeyini yaparız. Misalleriyle, her şeyle beraber çalışmışım onu. Yani çalışmadan gelmedim dersimi. Ve in yuharrik ikinci şimdi kaidene eğer harekeli olursa
an sükunin, sakin harften sonra, sakin bir harf var, sakin harften sonra harekeli olarak gelirse, diyor ki fenkuli, naklet. Şimdi bu ikinci kaide. Bu ikinci kaide. Bunun misalleri ne hocam? Bunun misalleri mesela Kur'anen. Değil mi? Daha kafada şekilleniyor mesele. E şimdi ben bunda durunca nasıl durmam lazım? Normalde Kur'an okuyor bunu. Normalde nasıl okur bunu? Kur'an okur. Ama durursam nasıl duracağım ben burada? Ne dedi? Kaideyi söyledi. Sakin harften sonra hemze harekeli olursa yapacak olduğun şey nakil. Kur'an. Evet. Pekala. Mesela şeyin. Şeyin. İşte hemzenin harekesini ne yapıyorsun? Makabline naklediyorsun burada. Şey normalde harekeli mi? Y harfi. Değil ama şeyi diyorsun. Değil mi? Şeyi. Harekesini alıyorsun, makabline veriyorsun, hemzeyi hasfediyorsun. Şimdi o hazif meselesi de ayrı. Biz şimdi nakilden gidiyoruz. Mesela şeyen dururken nasıl dururuz? Şeya bir vecih mesela. İki vecih şeyyası da var malum. Şeya bir tanesi buradan. Yani şeyen idi aslında. Şeyen oldu, durdun şeya oldu. Vakıf halinde hemzenin harekesini aldın, makabline nakletmiş olduk. Bu ikinci kaydı. Bu ikinci kaydı. Eğer sakin harften sonra harekeli gelirse o zaman ne yapacaksın bunu? Nakil. Her yerde böyle. Nakil. Evet. Fenkuli naklet dedi hocam. Pekala. Evet. Mesela mes'ulen. Nasıl dururuz? Mes'ula. Mesela fes'el. Fes'el. Yes'elun. Yes'elun. Gibi. Gibi gibi gibi. Evet. Ve in yuharrik an sükunin fenkuli dedi. Şimdi diyor ki illa müvessatan. Bu hocam dördüncü kaydeye giriş yapıyor şimdi burada. İlla müvessatan eta ba'de elif sehil. Buraya kadar bir kaide. İlla müvessatan eta ba'de elif sehil. Buraya kadar bir kaide. Peki burada bu kaideden anlatıyor. İlla ancak müvessatan, eğer müvessat yani hemze, mütevessıt bir hemze olursa ve eta gelirse, ba'de elif, eliften sonra gelirse, eliften sonra gelirse ne yapacaksın? Sehil. O zaman ne yap bunu? Teshil yap. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Mesela sema. Hemzemiz illa şey, özür diliyorum. Ülaike. Üçüncü kaydeden gidiyoruz. Affen. Düzeltelim. Ülaike. Mesela burada hemze nerede? Kelimenin ortasında. Mütevassıt. Peki eliften sonra mı? El cevap eliften sonra. O zaman ne yapacaksın bunu? Sehil. Tesil yap. Ülaike. Ülaike diye ne yapıyoruz? 5-1 olarak bunu. Tesil yapıyor. Bu teshil kaidesi aldıktan sonra bu nasıl 5, nasıl 1 oluyor? Orası da nereye bağlı? Orası da ta babul meddi vel kasride hatırlarsınız. Vel meddu evla in tegayyere sebep ve vekiyel eser demişti. Ne demişti? Eğer med sebebi olan unsur neyse o değişirse ve geriye ondan da bir şey kalırsa o zaman med evladır demişti. Kasır da caizdir demektir. Yani ne gibi demiştik biz bunu işte şuraka'u tesil yaptın ama hala ortada bir hemze var. Tesil de olsa ortada ne var? Bir hemze var. Dolayısıyla bunun med olması da gündeme geliyor, kasır olması da gündeme geliyor. Evet. Hocam üçüncü kaide buymuş. Eğer hemze mütevessıt durumdaysa, eliften sonra geldiyse senin yapacağın iş teshil yap. Sonra diyor ki evet. Ve mislehu feebdil fit taraf. Burası da dördüncü kaide. Ve mislehu feebdil fit taraf. Eğer tarafta vaki olursa, hangi şartlarla tarafta vaki olursa mislehu demiş. Aynısı. Yani eliften sonra gelmek şartı var.
Elif'ten sonra gelmek şartıyla tarafta vaki olursa o zaman da ne yapacaksın? Hemzeyi ibdal et. Neye? Elif'e ibdal edeceksin. Yapacak bir şey yok. Ne gibi? Sema gibi. Tarafta mı? El cevap tarafta. Son kelime. Son harf. Peki makablinde elif var mı? Var. O zaman ne yapacaksın bu hemzeyi diyor? Elif'e ibdal edeceksin. Sema oldu yani. Düştü. İskat diyoruz ya. Evet. Fe ebdil fit taraf. Böylelikle 4 tane kayda gitmiş oldu. Şimdi bu okuyacağımız kaydı 5. kaydı. Vel vavu vel ya vav ye in yuzada zait olurlarsa. Evet. İn yuzada zait olurlarsa. Yani vav ye zait konumda olurlarsa edgima idgamet. Yani vav ile ye şimdi nasıl bir durumda hemze? Hemzenin ma kablinde vav var. Ma kablinde ye var. Ama bunlar nasıl? Ya-i zaide, vav-ı zaide aynı şekilde. Kelimenin asli harflerinden değil. Kelime baktığın zaman da, onları çıkardığın zaman da kelime bir şey kaybetmiyor yani. Bir mana kaybetmiyor kelime. Asıl manasından kopmuyor böyle bir kelimede. Hemze bu vav ve ye'den sonra gelirse edgima idgamet. Ne demektir bu? Şu demek. Mesela heni'en. Heni'en. Mesela meri'en. Hemze burada ye'den sonra mı? El cevap ye'den sonra. Meri'en. Veya heni'en dediğimiz gibi. Şimdi diyor ki ya-i zaideden sonra veya vav-ı zaideden sonra geldiği zaman da hemze ne yapılır? İlk önce hangi zait harften sonra geldiyse ona ibdal edilir. Yani heni'en, düşünün ki ne oldu? Heni'yen oldu. Anlatabildim mi? Veya işte uru'in, uru'in, vav. Ne yapıyorum ben? O hemzeyi makablindeki zait harfe çeviriyorum. Ne oldu? Uru'vin. Ondan sonra da ne yapacaksın diyor? İki tane harf yan yana geldi, idgam edeceksin onları. Heniyen oldu heniyen. Meriyen oldu meriyen. Ekuru'in oldu kuru'vin. Mesela anlaşıldı mı? Evet. Elhamdülillah. Yani vav ve ya-i zaideden sonra gelirse hemze ne yapıyoruz? İlk önce hemze bir kere o makabilindeki harfe bir ibdal oluyor. Ondan sonra da iki tane aynı harf madem var burada diyorlar. Hadi bir okuma kolaylığı yapalım bunu. Heniyen oldu. Ne oldu? Normalde ne yapman lazımdı bunu? Meri'a. Bak bu kadar yapalım. Meri'ye. Evet. Pekala. Hocam bu kaçıncı kaideydi? 5. Pekala. 6. kaideye geldi. Vel ba'du bazıları yani eğmeyi diyelim ki kıra eden üstadlardan Hamza'dan rivayet edenler Hamza'nın okuyuşunu rivayet edenler bazıları fil asliyi vav'ı ve ya'i asliyede de eydan edgima aynı şekilde idgam rivayet ettiler. Mesela şey'ün kelimesi. Şey'ün kelimesi. Şimdi bizim burada az önceki aldığımız habere göre neydi? Şeyyü gibi biz burada ne yapıyorduk? Şey diyoruz icabında. Şey. Hemzeyi iskat edip bunu da yapıyoruz. Arkasından hemzenin harekesini makablini naklediyoruz. Şey. Mesela şeyi de yapıyoruz. Ama üçüncü bir vecih de var değil mi? Şey diye idgam vecih var. Bu ne? Ha işte bu. Şeyin idi aslında. Doğru mu? Doğru. Hemzeyi ne yaptık? Ya'ya ibdal ettik. Oldu şe, ye, ye. İki ye'yi idgam ettik. Oldu şey. Harekesi de var bunun bir de. Revm de yapmak durumundasın. Şey yapıyorsun bir de. Peşinden. O revmin de burada kaidesi var. Yani ismam mı yapılır, revm mi yapılır vesaire vesaire. Vel ba'du fil asliyi. Bazıları ne yaptılar? Asli olan vav ve ya-i zaideden sonra, özür diliyorum. Vav ve ya-i asliyeden sonra hemze geldiği zaman da yine aynı şeyi uyguladılar. Yani idgam
yaptılar demişler. Evet. Mesela su'in, su kelimesindeki vav'ı asliye. Vav'ı kaldırıp attım, bu kelime gitti zaten. Su'in, vav'ı asliye. Ne yapacağım ben su'in'de? İn, oradaki hemzeyi, esre ile harekeli hemzeyi vav'a ibdal edeceğim ilk önce. Ondan sonra su diye vav'ı vav'a idgam edeceğim bu sefer. Evet, dersimiz bitti diyor üstadımız. Allah selamet versin. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.